Normal bir insanda atar damar ve toplar damarın ucundaki kılcal damarlarda kan ile doku sıvısı arasında su ve madde değişimini sağlayan kan basıncı ile ozmotik basınç arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? Kılcal damarın bir ucu da toplar damara bağlıdır. Kılcal damarlar hücrelerin beslenmesini sağlar, yani kılcal damar ile doku sıvısı arasında madde alışverişi sağlanır. Kılcal damarın atar damar ucunda kan basıncı kalbin kanı pompalamasından kaynaklanan bir basınçtır. 40 milimetre civa seviyesindedir. Kılcal damarın toplar damar ucunda ise kan basıncı yaklaşık 15 milimetre civa seviyesinde gerçekleşir. Kılcal damarın içerisinde kan proteinlerinden kaynaklanan sabit bir ozmotik basınç vardır. Bu ozmotik basınç damar boyunca aynıdır ve 25 milimetre civa seviyesindedir. Kan basıncı atar damar ucunda ozmotik basınçtan fazla olduğu için kılcal damardaki besin ve oksijen hücrelere geçer. Kılcal damarın toplar damar ucunda ise ozmotik basınç kan basıncından fazla olduğu için doku sıvısındaki karbondioksit ve artık maddeler kılcala geçer. Buna göre atar damar ucunda kan basıncı ozmotik basınçtan fazla, toplar damar ucunda ise ozmotik basınç kan basıncından fazladır. Cevap C. İnsan böbreğinde yer alan aşağıdaki yapılardan hangisinin içeriği dışarıya atılan idrar ile aynı bileşime sahiptir? Böbreğin yapısını incelediğimizde böbrekte nefronlar bulunur. Nefronda glomerulus kılcalları, Bowman kapsülü, proksimal tüp, Henle kulpu, distal tüp ve idrar toplama kanalcığından oluşur. Kanın içerisindeki maddeler Bowman kapsülüne geçer ve bu kanal içerisinde ilerlerken bunların kılcal damar tarafından geri emilimi gerçekleştirilir. Geri emilerek böbrek toplar damarına bağlanır. Bu yüzden en son idrar toplama kanalını terk eden sıvı idrarı artık oluşturmuştur. Bu idrarda böbreğin içerisinde havucuk denilen kısımda biriktirilir. Bu yüzden havucuğun bileşimi ile idrar toplama kanalından ayrılan sıvının bileşimi, yani idrarın bileşimi birbirine yakındır. Cevap E. İnsanın kan dolaşımında kan basıncı aorttan başlayıp atar damar, kılcal damar ağı, toplar damar ve ana toplar damar boyunca değişir. Aşağıdaki grafiklerden hangisinde bu değişim doğru olarak gösterilmiştir? Aort ile kan pompalandıktan sonra kılcal damarlara geçer. Kılcal damarlardan toplar damarlara tekrar gelir. Toplar damar ile de ana toplar damara gelir. Kalbin kanı pompalamasından dolayı kan basıncı aortta en yüksek seviyededir. Giderek kan basıncı düşer. Bu yüzden aorttan başlayarak diğer organlara doğru ve damarlara doğru gidildiğinde kan basıncı giderek düşmeli ve B'deki gibi olmalı. Aşağıdaki şema insanda bir çizgili kasın yapısını göstermektedir. Buna göre şemada X ile gösterilen protein yapılı iplikçiklerin adı nedir? Enine ince bantlara aktin iplikleri denir. Enine kalın bantlara, yani enine kalın bantları oluşturan proteinlere miyozin proteinleri denir. Aradaki boşluk H bandını oluşturur. H bandında sadece miyozin proteinleri bulunur. I bandı dediğimiz kısımda ise sadece aktin proteinleri bulunur. A bandı içinde ise hem aktin bantlarından bir kısım bulunur, hem de miyozin proteinlerinden bir kısım bulunur. Bu yüzden enine kalın proteinlere biz miyozin proteinleri diyoruz. Enine ince proteinlere aktin proteinleri denir. Sarkolemma çizgili kas hücresinin zarına,
sarkolemma denir. Sarkoplazma çizgili kas hücresinin sitoplazmasına denir. Sarkoplazm kretikulum da çizgili kas hücresinin endoplazm kretikulumuna denir. Cevap A. Sağlıklı bir insanda yoğun egzersiz sırasında aşağıdaki olayların gerçekleşme sırası düşünüldüğünde hangisi ilk sırada yer alır? Öncelikli olarak hücrelerde metabolizma hızlanır. Hücrelerde metabolizmanın hızlanması sonucu hücrelerde karbondioksit açığa çıkar. Karbondioksit daha sonra kana geçer. Kanda karbondioksit miktarının artması pH'ı düşürür. pH düşerse pH kan yoluyla omirilik soğanını uyarır. Omirilik soğanı solunum sisteminin çalışmasını sağlar. O yüzden öncelikli olarak kas, sonra dolaşım sistemi, sonra solunum sistemi şeklinde çalışması gerçekleşir. Buna göre hücrelerde oluşan karbondioksitin artması ilk sırada gerçekleşir. Daha sonra bu kana geçer. Kana geçince kanın pH'ını düşürür. Kanın pH'ının düşmesi sonucu solunum merkezi uyarılır. Solunum merkezinin uyarılmasıyla omirilik soğanı diyafram ve kaburgalar arası kasları uyarır. Böylelikle solunum hızlanır. İlk sırada karbondioksitin artışı gerçekleşir. Cevap E. 1950 yılında bir kasabada meydana gelen su çiçeği salgınından 50 yıl sonra bir su çiçeği salgını daha meydana gelmiştir. Birinci salgında hastalığı geçirip hala yaşayanlar ve aşılanmış olanlar ikinci salgında hastalanmamıştır. Buna göre X ve Y gruplarının ikinci salgına karşı gösterdiği bağışıklık tipleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bağışıklığı biz ikiye ayırabiliriz. Aktif bağışıklık ve pasif bağışıklık şeklinde. Aktif bağışıklık kişinin kendisinin antikor üretmesidir. Kişinin mikrobu tanıyarak kendisinin antikor üretmesi şeklinde gerçekleşir. Aktif bağışıklık iki şekilde gerçekleşebilir. Birincisi hastalığı geçirmek. İkincisi ise aşıyla zayıflatılmış mikrop veya toksinler kişiye verilir. Kişi mikrobu tanır ve antikor üretir. Pasif bağışıklık ise dışarıdan hazır antikor alınmasıdır. Yani kişi kendisi antikor üretmez. Bu da iki şekilde sağlanır. Anneden bebeğe geçen antikorlar pasif bağışıklığı sağlar. Ayrıca serum pasif bağışıklığı sağlar. X grubundaki kişilerde aktif bağışıklık sağlanmıştır söyleyebiliriz. Y grubundaki kişilerde pasif bağışıklık sağlanmıştır. Y grubundaki kişilerde de aktif bağışıklık sağlanmıştır. Y grubundaki kişilerde doğal bağışıklık sağlanmıştır. Bu iki bağışıklık türü de sonradan kazanılan bağışıklığa örnektir. Kişinin kendi kalıtsal yapısı doğal bağışıklığa örnektir. Buna göre yalnız bir doğrudur. Cevap A. Yukarıdaki tabloda insanda karbonhidrat ve proteinlerin sindiriminin bazı aşamaları verilmiştir. Tabloda 1, 2, 3, 4 ile gösterilen enzimler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Nişastanın maltozlara dönüştürülmesinde etkili olan enzim amilaz enzimidir. Ağızda tükürük içerisinde bulunur. Maltozların glikoz haline getirilmesini sağlayan enzim maltaz enzimidir. İnce bağırsağın kendi enzimidir. Birincisi amilaz. İkincisi maltaz enzimidir. Üçüncüsü proteinlerin küçük polipeptitler haline gelmesi. Midede gerçekleşen bir olay. Proteinleri parçalayan mide enzimi pepsin enzimidir. Dördüncü enzim ise küçük polipeptitleri daha küçük polipeptitlere ve bazı dipeptitlere parçalayan kemotripsindir. Buna göre cevap A. Sağlıklı bir insanın nefronlarında normal şartlarda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Getirici atardamar geldikten sonra glomerulus kılcallarını oluşturur, götürücü atardamarı oluşturur. Bu arada Bowman kapsülüne kan içindeki bazı maddeler geçer.
Bu geçen maddeler su olabilir, amonyak olabilir, üre olabilir, ürik asit olabilir. Besin monomerleri geçişe uğrar. İyonlar geçişe uğrar. Bowman kapsülü içerisinde ilerler, proksimal tüpü oluşturur. Daha sonra Henle kulpunu oluşturur. Henle kulpundan sonra distal tüpü oluşturur. Distal tüpten sonra da idrar toplama kanalını oluşturur. Bu maddeler eğer geri çekilmeyecek olursa idrarla dışarı atılmış olur. Bu yüzden de bu maddelerin ihtiyaç olanlarının tekrar kana geri geçirilmesi lazım. Nefronu götürücü atardamar sararak böbrek toplar damarına bağlanır. Bu yüzden suyun ozmozla geri çekilmesi gerçekleşir. Sodyum klor iyonlarının aktif taşımayla geri emilimi gerçekleşir. Hidrojen iyonlarının kılcal damardan aktif taşınımla proksimal ve distal tüpe verilmesi, kanın pH'ının ayarlanması açısından hidrojen iyonlarının proksimal tüpte ve distal tüpte kandan kanala verilmesi gerçekleşir. Buna salgılama denir. İdrar toplama kanalı, üre yoğunluğunun arttırılması, kanın içerisinde %50 oranında üre bulunur. Bu yüzden de ürenin %50'si geri çekilir, %50'si de idrara karışır. Bu yüzden de idrar toplama kanalına ulaşıncaya kadar su iyice geri çekileceğinden dolayı idrarın yoğunluğu, üre yoğunluğu da artar. Alveolar hücrelerinin Bowman kapsülüne geçmesi, süzülme olayı glomerulus kılcalındaki maddelerin Bowman kapsülüne geçmesi olayıdır. Süzülme olayında kan proteinleri süzülmeye uğrayamaz. Ayrıca alveolar hücreleri süzülmeye uğrayamaz. Buna göre alveolar hücrelerinin Bowman kapsülüne geçmesi gözlenemez. Cevap B. İnsanda olaylarından hangileri luteinleştirici hormon salgılanması sonucunda gerçekleşir? Menstrual döngünün başlamasında hipofiz hipotalamus tarafından uyarılır. Hipofiz bezinden FSH salgılanır. FSH ovaryuma etki eder. Ovaryumdan östrojen hormonu salgılanır. Bu yüzden menstrual döngünün başlaması FSH ile ilgilidir. Daha sonra ikinci evre olarak hipofiz bezinden LH hormonu salgılanır. LH hormonu ovülasyona sebep olur. Ovülasyon sonucu korpus luteum folikül bezi korpus luteuma dönüşür. Korpus luteumdan da çok miktarda progesteron salgılanır. Az miktarda östrojen hormonu salgılanır. Buna göre LH hormonu etkisiyle menstruasyon döngüsünün başlaması gerçekleşmez. Ovülasyonun gerçekleşmesi görülür. Testislerde testosteron salgılanması dişide ovülasyona sebep olurken LH hormonu erkeklerde LH etkisiyle testislere etki eder. Testislerden testosteron hormonu salgılanır. Endometriyumun kalınlaşması. Endometriyumun kalınlaşması menstrual döngüyle başlar. Östrojen hormonu uterusa etki eder. Uterus da endometriyumun kalınlaşmasını başlatır. Buna göre 2 ve 3 nolu olaylar LH hormonunun etkisiyle ortaya çıkar. Cevap B. Yukarıda bazı özellikleri verilen hormonun adı nedir? Böbreklerde sodyumun kana emilmesini, potasyumun idrarla atılmasını sağlar. Sodyumun geri emilmesinde aldosteron hormonu etkilidir. Böbrek üstü bezinin korteks kısmından salgılanır. Böbrek üstü bezlerinin korteks kısmından 1 kortizol, 2 aldosteron hormonu salgılanır. Steroid yapılıdır, yani D vitamini ve eşeysel hormonlar. Ayrıca böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesinden salgılanan hormonlar steroid yapılıydı. Aldosteron da steroid yapılıdır. Cevap D.
sindirilerek bağırsaklardan emilen yağların en yoğun olarak bulunduğu damar aşağıdakilerden hangisidir? Sindirim sisteminde emilim olayında bir kan yolu ile emilim gerçekleşir, bir de lenf yoluyla emilim gerçekleşir. Kan yoluyla glikoz ve amino asitler emilir. Kan yoluyla, lenf yoluyla yağ asitleri, gliserol, adek vitaminleri emilime uğrar. Lenf kılcalları kilus porusuna bağlanır. Kilus porusu peke sarnıcına bağlanır. Peke sarnıcı göğüs lenf damarına, göğüs lenf damarı sol köprücük altı toplar damara bağlanır. Bu yüzden bağırsaklardan emilen yağların yoğun olarak en fazla bulunduğu damar sol köprücük altı toplar damarıdır. Cevap D. Yukarıda ortaya çıkışı ve düzeltilmesi şematik olarak gösterilen göz kusurunun adı nedir? Göz ekseni normal doğrultusundan uzamıştır. Göz ekseni uzadığı için görüntü retinanın önüne düşmüştür. Göz ekseni enine doğrultuda uzamış. Görüntü retinanın önüne düşmüş. Görüntü retinanın önüne düştüğü için kalın kenarlı mercek ile düzeltilmiş. Bu kişiler yakını görür, uzağı göremez. Bu göz kusuru miyoptur. Cevap C. İnsanda akciğerlerle alınan oksijenin vücut hücrelerine taşınması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Alveol ile alındığını düşünürsek, alveolde bulunan oksijen oranı alveol kılcallarına, yani akciğer kılcallarına göre daha fazladır. Bu yüzden de difüzyon ile oksijen akciğer kılcalına geçer. Akciğerin kılcalına geçtiğinde akciğer kılcallarında al yuvarın içine girer. Al yuvarın içerisinde hemoglobin ile oksijen birleşerek oksihemoglobini oluşturur. Oksihemoglobin şeklinde önce kalbe gelir, kalpten sonra da doku kılcalına gönderilir. Doku kılcalındaki al yuvarda ise hemoglobin ile oksijen birbirinden ayrılır. Oksijen hücrelere gönderilir. Yine bu geçiş buradaki oksijen oranı hücrelerdeki oksijenden fazla olduğu için difüzyon ile gerçekleşir. Doku kılcal damarındaki kanda karbondioksit miktarı arttığı için oksijenin hemoglobinden ayrılması gerçekleşir söyleyebiliriz. Çünkü hücreler karbondioksit oluşturmuştur. Oluşan karbondioksit miktarı fazla olduğu için oksijenin hemoglobinden ayrılması gerçekleşir. Alveollere dolan havadaki oksijenin difüzyonla akciğer kılcal damarlarına geçmesi gerçekleşir. Plazmadaki oksijenin doku sıvısına geçtikten sonra difüzyonla hücrelere geçmesi, oksijen daha sonra doku sıvısından hücrelere difüzyonla geçer. Oksijence zengin kanın kalpten vücuda pompalanması, oksijence zengin kanın vücuda pompalanması yine gerçekleşir. Oksijenin kan plazmasında hemoglobinle birleşerek oksihemoglobin oluşturması, kan plazmasında değil al yuvarın içinde bulunur hemoglobin. Bu yüzden de al yuvarda hemoglobinle birleşir. Cevap C.